Şu anda AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Sayın Selahattin Çebi ile beraberiz. Meydan Parkı'nda bir etkinlik ya da bir organizasyon düzenliyorsunuz. Önce onunla alakalı bir bilgi alabilir miyiz? Evet. Tabii bugün aynı zamanda Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümü. Biraz önce meydanda bütün Trabzon'un dinamikleriyle açılışını yaptık, törenini düzenledik. Şanlı Trabzonspor'umuzu tebrik ediyoruz. Nice başarılar diliyoruz. 2011 şampiyonu Trabzonspor'un inşallah şikesiz bir sezonda yeni başarılarını bekliyoruz. Tabii onun akabinde Sayın Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu hanımefendinin Ortaşlar programı var. Beraber farklı bir çalışma, farklı bir program masa etrafında vatandaşlarımızı dinliyoruz. Gelen talepleri, temennileri, işte tavsiyeleri alıyoruz. Güzel bir program oluyor. İşte masada belediye başkanımız da vardı. Başka bir program için ayrıldı. Meydanın ortasında masamızı oturttuk. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. AK Parti insan merkezli bir siyasi partidir. Türkiye'nin olduğu gibi dünyada da örnek bir siyasi hareketin partisi. Dolayısıyla biz insanlarımızla güçlü bir iletişim halindeyiz her an ve her zaman. Böyle bir iletişimi daha da samimi ortamda oluşturalım istedik. Gelen vatandaşlarımızı alıyoruz masamıza, çayını, tatlısını, ikramımızı sunuyoruz ve dinliyoruz. Çok güzel oluyor. Olumlu tepkiler alıyoruz. İşte anında da bir telefon trafiği yaşanıyor. Evet, tabii orada gelen talepleri anında çözebilmek, doğru bilgiyi verebilmek için hem vekilimiz hem ben ilçe başkanı olarak ilgili kurumlarla anında görüşüyoruz. Tepkiler nasıl başkanım? Çok olumlu, çok güzel tepkiler. Yani meydanda Trabzon'un en hareketli bölgesi, yaya trafiğin en yoğun olduğu bir alanda hakikaten vatandaşlarımızı dinliyoruz. Trabzon dışından gelen vatandaşlarımızı dinliyoruz. Mesela Almanya'da yaşayan bir Türk bayan, Faslı bir beyefendiyle evlenmiş ve şu ifadeyi kullandı. AK Parti iktidarından sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini gören Arap dünyası AK Parti iktidarından sonra benim Fas'taki itibarım, bana olan ilgi çok çok arttı, çok memnunum dedi. Hakikaten bu coğrafyaya verilen bir, hakikaten olumlu bir hava Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti kadrolarıyla bütün dünyaya mazlumların sesi olarak, İslam coğrafyasının umudu olarak, coğrafyanın hamisi olarak güçlü bir hava veriyor. Tabii bu insanımızın özgüveni olarak, insanımızın mutluluğu olarak ortaya çıkıyor. Bunu görmek bizi de memnun ediyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Sayın Bahar Ayvazoğlu ile beraberiz. Meydan Parkı'nda güzel bir etkinlik gördük ve sizleri de görüşlerini almak istedik. Nasıl bir etkinlik var şu anda ve tepkiler neler? Şimdi öncelikle bizler milletvekilleri olarak genel kurul tatile girdiğinde memleketimizde her gün bir ilçede, bir mahallede, bir köyde olmaya gayret ediyoruz. Bugün benim programım Ortahisar'da. Biz de bugün ilçe başkanımız Selahattin Çebi ile birlikte birazdan esnaf ziyareti de yapacağız. Dükkanlara tek tek de gireceğiz ama onun öncesinde karşılaşamadığımız insanlar olabiliyor. Burada oturarak insanların çok yoğun yaşadığı bu bölgede, bulunduğu bu bölgede kendilerinin gelip problemlerini, sıkıntılarını, tavsiyelerini, eleştirilerini yüz yüze bize aktarabilme imkanı oluşturduk. Bu anlamda ilçe başkanlığımıza da teşekkür ediyorum verdiği destek için. Birçok insan geldi, içlerinde teşekkür eden oldu. Farklı eleştiriler yönelten oldu, taleplerini ileten oldu. Belki de biz bu işte esnaf ziyareti yapıyor olsaydık şu an bu insanlarla karşılaşmayacaktık ve onların sorunlarını dinleme imkanına sahip olmayacaktık. Bu imkanı bize vermiş oldu. Ben vatandaşla sürekli iç içe olan bir milletvekili olarak her zaman duymak istediklerimizi değil, bizim buradan alıp Ankara'ya götürmemiz gereken meseleleri de duyabilmemiz adına, onları dinleyebilmemiz adına aslında görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bu da görevimizi yerine getirmenin farklı bir şekli oldu. Sadece kişisel sorunlar da değil. Az önce bir turizmle alakalı bir sıkıntı ya da görüş aldı. Yani Trabzon geneliyle alakalı da herhalde görüşler ve sıkıntılar dile getirildi. Trabzon vatandaşı çok hassasiyet yüklü insanlar. Yani Trabzonluları biliyoruz. Her meseleye hassasiyet geliştiren,
her meseleye parmak basan ve bilgi sahibi olan insanlar. Dolayısıyla o insanlarla birlikte görüştüğünüzde bazen spesifik sorunları da aldığınızda bir kişinin sorununu çözerken aslında yüzlerce kişinin sorununu da çözmüş hale geliyorsunuz. Elbette ki bu masada oturduğumuzda hükümetimizi ilgilendiren, yürütme kurulumuzu ilgilendiren, yürütme organlarımızı ilgilendiren meseleler de var. Burada bir milletvekilinin oturup anında meseleyi çözemeyeceği sorunlar da bize iletiliyor. Zaten amacımız da bu. Bizim hani sokakta dolaşma amacımız sadece insanlara selam vermek değil. İşte burada yerinde sorunları alıp Ankara'ya götürmek, ilgili komisyonlarda, ilgili karar merci organlarında bunu tartıştırmak ve bir çözüme kavuşturmak. İşte bu vekalet görevimizi, bu köprü görevimizi bu şekilde yapabiliyorsak ne mutlu bize. Bu da gerçekten bize çok güzel bir fırsat sağladı. Ben sizin de ilginizi, Haber 61'in de ilgisini ayrıca teşekkür ediyorum.